Vizyoner programlarımız var. 2015 yılında başladığımız 2017, 2019, 21 ve 23 yılları Müşahit Genel Başkanı olarak benim görev yaptığım sürece 2017'de Dönüşen Dünyada Yeni Türkiye başlığıyla başlamıştık. Bu programda özellikle dünyadaki değişimi anlatan Türkiye'nin önde gelen insanlarını, iş dünyasının önde gelen insanlarımızı ve Hazine Maliye Bakanımızla birlikte yeni elektronik para ve kripto ile ilgili olarak birçok başlığın ön plana getirdiğimiz bir program yapmıştık. 2019 yılı vizyoner toplantımızda ise dünyadaki bu dönüşümle birlikte dijital bir dünyanın artık bizi beklediğini, dijital dünyada nelerin olacağını, önümüzdeki 2050 yılına yönelik Türkiye'nin durumunun nasıl olacağıyla ilgili bir çalışma içinde yönetim kurulu arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaparak bizlerin de onlara vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda dünyanın öne gelen stratejistlerin de katıldığı güzel bir toplantı yaptık. Yaklaşık 4000 kişinin katıldığı bir güzel bir toplantı oldu. İki sabah programı, bir de öğleden sonraki program şeklinde gerçekleşti. Programımıza dünyaca ünlü 2050 yılının da Avrupa'da Türkiye ve Polonya'nın lider ülke olacağını öngören uluslararası bir stratejist George Friedman'ı davet etmiştik toplantımıza katılması için. O katılmıştı. Yine yapay zeka belki o dönem hiç konuşulmuyordu dünyada ve biz yapay zekanın mucidi Martin Küpey'i de programımıza katılmıştı. Yine Elon Musk'ın o zaman pek gündemde olmayan fakat farklı projelerinden ortağı vardı. Hyperloop'un dünyayı tanıtan, onun da sunum yaptığı. Yine inovasyon dendiği zaman dünyada akla gelen Singapur'dan Ömer Wilson'ın davet edildiği, dijital pazarlamada Türkiye'nin birçok meşhur markasını yine bizim müsiyat üyelerimizden, aynı zamanda Dijital Dönüşüm Komitesi'nden sorumlu Fahrettin Bey'in de ciddi çalışmalarıyla birlikte çok güzel bir program gerçekleştirdik. Dolu dolu bir program olmuştu. Tabii öğleden sonraki programımıza Sayın Cumhurbaşkanımız da katılmak istedi. Biz de tabii şeref buluruz dedik kendisine ve kendisini de katıldı, izledi, dinledi ve hatta güzel de bir konuşma yaptı. Konuşmanın sonunda tabii ki genel olarak müsiyat camiası olarak değerli misafirlerimizin de katıldığı bir fotoğraf çekimine geçtik. Bu esnada Sayın Cumhurbaşkanımız George Friedman'ı görünce dedi ki bu kim dedi bana. Ben dedim uluslararası stratejist ve dünyadaki gelecekte devletlerin rolü konusunda da çalışmaları olan dünyada bilinen bir kişidir. Ve devamında Sayın Cumhurbaşkanım dedim sizden bir ricası var. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanıyla dünya lideriyle bir fotoğraf çektirmek istiyorum. Ben bunu yapabilir miyim? Bana müsaade edebilir misiniz? Bu imkanı verir misiniz diye şeklinde bir ifadesi olmuştu. Ben de dedim ki sizinle fotoğraf çektirmek istiyor Sayın Cumhurbaşkanım. Deyince çağır gelsin dedi. Kendisi bu şekilde. Ben de kendisini çağırdım. Tabii Friedman böyle hafif çekingen çekingen geldi. Teşekkür etti, yanına durdu. Fotoğrafı çektirdik. Sonra dedi ki George dedi. Bunu dedi Trump'a dedi gösterirsin dedi. Bu şekilde güzel bir anımız olmuştu. Diğer misafirlerle herkes güzel bir program oldu. Bugün o gün yaptığımız programın neticesine baktığımızda gerçekten o günkü Vizyoner 19'da konuşulanlar bugün dünyanın her yerinde geçerli oldu. MÜSİAD yerli milli sermayenin Türkiye'deki temsilcisi olan bir kurum olarak Türkiye'ye yön vermekte her zaman öncüdür.